Hakan Bey'i dinleyelim şimdi. E, tarih konusunda bizi bilgilendiriyor e, farklı konularda ama şimdi tam sizin aslında evet. alan değil mi? E, Hulki Bey'in e, tespitine enteresan dediniz. E, oradan başlayalım isterseniz. Evet. Bir de Berel Akşener neden bunu ifade etti? Yani evet. Abdülhamit üzerinden Erdoğan'a eleştirisi. Zaten eleştirmesi... iki bölüm. Evet. Yani konu bir Abdülhamit'le ilgili e, bir tanımlama bir de Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in olaya yaklaşımı. Şimdi Abdülhamit'le ilgili. Bu arada Abdülhamit lafını ben tarihçi olarak yani sultan ya da han, yani beğendiğim ya da beğenmediğim için değil. Biz hepsine ismiyle it. Atatürk'e de Atatürk derim mesela. Atatürk de benim için. Atatürk büyük bir liderdir, cumhuriyetin kurucusudur. Yani şeyden dolayı değil. Beğeniyorum, beğenmiyorum değil. Şimdi Abdülhamit olayını incelerken, benim rahmetli tarih hocamla ilgili size bir şey önce izah etmem lazım. Çünkü 10 büyük Türk tarihçisinden biri benim fakültede hocamdı. Profesör İbrahim Kafesoğlu rahmetli. Çok kitabı vardır. Hala tarih fakültelerinde kitapları okutulur. Hatta ben lisedeyken 3 yıl kadar lise tarih kitapları Emin Oktay'ın değil İbrahim Kafesoğlu'nun kitapları okutuldu. İyi bir tarihçidir. Ben dersten sonra hocanın odasına çok giderdim. Biraz sohbet ederdik rahmetliyle. Hoca çok koyu milliyetçi bir insandı. Çok. Fakat buna rağmen bana hep şunu öğretmeye çalışırdı. Ki ben o sırada 19, 20, 21 yaşlarındayım. Bir gün dedi ki sen hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaşlıyım hocam dedim. Bak dedi. Eğer dedi maçı seyrederken Beşiktaş'ı tutmana rağmen Aa karşısındaki daha güzel oynadı diyebiliyorsan iyi bir tarihçi olursun dedi. Hmm. Tarih dedi gönlünden geçtiğince olan bir şey değildir. Sezar'ın hakkı Sezara evet. yanlandı. Hiç dedi işimize gelmeyen, işine gelmeyen bir konu da olsa gerçeği bileceksin. Her şey söylenmeyebilir ama bileceksin dedi. Hatta şu örneği vermişti onu da söyleyeyim. Mesela dedi rahmetli 1402 Ankara Savaşı'nda dedi Yıldırım Bayezid'i Timur yendi Ankara'nın Çubuk Ovası'nda, şimdiki havaalanının olduğu yerde. Biliyor musun dedi, öğrenen sonra Osmanlı ordusunun yüzde sekseni kaçtı? Savaş alanını terk ettiler Timur'a karşı. Kim kaldı biliyor musun dedi padişahın yanında? 20 bin Sırp askeri kaldı dedi, Sırp Sırp. Bir de 10 bin Yeniçeri kaldı. Yeniçeriler de Türk değil o sırada, onlar da devşirme. Türkmenler dedi Timur'un yanındaydı. Ve Osmanlı ordusundaki Türkmenler de savaş alanını öldürmeden sonra terk ettiler. Gece 12'ye kadar 20 bin Sırp Osmanlı padişahı için çarpıştı dedi. İşte tarih budur dedi. Hiç işine gelmez, hoşumuza da gitmez bu durum ama gerçeği bileceksin dedi. Bu örneği verdiği için anlatıyorum ki bu doğrudur. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla... Bizim 15'li 16'lı yaşlara kadar bir Abdülhamit imajımız işte ilkokulda, ortaokulda falan okuduğumuz tarih kitaplarından vardı. Bir de fakülteye gidince özellikle rahmetli Kafesoğlu hocamdan ve e, Osmanlı tarihi dersinde öğrendiğim ve sonra da okuduğum tarih kitaplarından öğrendiğim bir Abdülhamit oldu. E, tarih için Yine hocanın bir lafıdır bu. İnsanlar genelde siyasi görüşüne göre tarih kitabı okur. Mesela muhafazakar biriyseniz muhafazakar bir tarihçinin yazdığı tarih kitabını okuyorsunuz. Sosyalist biriyseniz sosyalist bir tarihçinin yazdığı tarih kitabını okuyorsunuz. Ama herkes kendine göre yazıyor. İşte tarihin objektifliğinden bahsetmek zorluk burada. Evet çok zor. Dolayısıyla tarihi Hulki Hoca'nın yaptığı yorumu yapabilmek için Farklı kaynaklar Çoklu okumak gerekiyor. lazım. Yani e, hem de Tarih metodolojisi kişi... diyoruz buna malum Hakan Bey. Efendim? Yani tarih metodolojisi ayrı bir ders konusu. Bravo. Tarih metodolojisi Bravo. Değil, Bravo. bir bilim var. Aynen. aynen. Bu metodolojiyi, yöntem bilimini uygulamadan tarih bilinmez. Bravo. Tarih, affedersiniz böldüm ama... Bazı filozoflar tarih konusunda yorum yapan e, bazı filozoflar da tarihin bir hafıza olduğunu söyler. Yani eğer biz hafızalarımızdakini tarihi gerçek olarak sunarsak ve kendimiz kabul edersek tarih olmaktan çıkar. Buna optik eğretileme deniyor. Niye optik eğretileme? İşte bizim gözümüz bir optik görüş ya, yani eğreti bir bakış açısı olmuş oluyor, tarafgir bakış açısı oluyor. Yani bunu aklı başında filozoflar da, tarihçiler de, yöntem bilimciler de e, vurguluyor ama... Politikacıların böyle bir yöntem bilim peşinde koştukları söylenemez maalesef. Optik bir şaşılık diyebiliriz buna eğretilemeye. Bir şaşı bakış açısıyla tarihe baktığımız zaman işte yıllarca bu duruma geliriz. Evet. Tarih Buyurun. bölümlerinde ikinci sınıfta tarih metodu diye bir ders vardır. Doğru söylüyor Hulki Bey. Bayağı derstir. Önemli ders. Yani mecburi derslerden biridir. Şimdi farklı kaynakları okudukça, Abdülhamit'i analiz edebildik. Çünkü yine tarihte siyah beyaz, hayır, gri'ler de olabiliyor. Yani bir insanın çok başarılı şeyleri olabiliyor. Ya çok yanlış şeyleri olabiliyor. İdol kabul ettiğiniz insanlarda bile bu olabiliyor. Dolayısıyla yani dönemin koşulları çok belirleyici, dünyanın o dönemki süreci Evet. Başka tabii ülkelerin ki, tabii. nereye ilerlediği hepsi birbirleriyle çok detili bağlı. E, Ulki Bey eserlerini anlattığı için hoca. Evet. Ben çok kısaca bir Abdülhamit tanım tamam. yapmaya çalışayım. 33 yıl. Bir kere Osmanlı'nın gerçekten bitik dönemi, teknoloji ve silahlı kuvvetler bakımından. Yani siz orada Allameh Cihan bir adamı tahta otursanız e, alanınız kısıtlı bitti. Yani Vahdettin'in mesela tahta oturuşu gibi. Vahdettin 1917'de tahta oturdu, kucağında sevri buldu adam. Yani İngiliz gemisiyle terk etmesi falan yanlıştır. Onlar ayrı da bazı şeyler önünüzde bulursunuz. Şimdi Abdülhamit 1876'da tahta geçti. 1877'de Rusya ile harbe girdi Osmanlı Devleti. Ve çok ağır mağlubiyetler aldık. Hem Doğu cephesinde Ahmet Muhtar Paşa diye bir paşamız. Doğuda Ruslara defalarca yenildi. Batıda da yenildik çok. Ancak şeyle övünüyoruz. Meşhur işte Plevne savunmasıyla. Gazi Osman Paşa ile. Ama o da savunma yani. Savunma. Ki o da esir düşüyor sonuçta. Kılıcını veriyor falan. Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler. Yeşilköy'e kadar. Yeşilköy'ün adı Ayastefanos'tur. Rumcası yani Yunancası. Bu arada Rum diye bir şey yok. Rum... Yunanlılara bizim biz Türklerin taktığımız Hı, isim. isimdir. Roma, Romalı Romadan. Evet. Dolayısıyla 1877-78 Türk-Rus Osmanlı-Rus harbinde çok büyük toprak kaybı oldu. Evet, Abdülhamit padişahtı. 1878'de de Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler. Peki bu hiç toprak kaybı olmamıştır. Şöyle. Ee, nasıl? Yedim? Şöyle, şöyle şu şu sebeple bu söyleniyor. O padişah olur olmaz olan bir savaş. 1878'de Ayastafanos Anlaşması imzalandı. Büyük topraklar verdik. Fakat 1878 bir Berlin konferansı var. Orada masa başında kısmen Abdülhamit diplomasiyle İngiltere-Rusya çekişmesinden de yararlanarak Romanya gibi bazı topraklarla ilgili bir takım avantajlar elde etti. Yani savaşla kaybettiklerimizi deriz ya biz hep savaşta kaybedip şey kazanıp masada kaybet. Hayır tersi oldu. Masada Berlin konferansında bir şeyler kurtardık. Sonraki 33 yıl e, toprak kaybı nispeten azdır. Onu onu kastederler toprak kaybetmedi diye. Ama 76'da tahta oturup 77-78 Türk Harbi'nde de çok büyük bir toprak kaybı var. Bu da ayrı bir şey. Şimdi genele baktığımızda bitik bir devleti teknoloji bakımından batı uçmuş gitmiş. Yani düşünsenize bize Almanlar Mauser dediğimiz tüfeği işte Kırıkkale fabrikasını Almanlar kurdu bize. İngilizler vermediler o tüfek teknolojisini. Şimdi teknolojik açıdan ve silahlı güç açısından donanması bitmiş. Haliç'te aşağı yukarı pas tutmuş bir devlet. Şimdi böyle bir devleti çeşitli diplomasilerle yani İngiltere Rusya dengesi, Fransa Rusya dengesi, Fransa İngiltere dengesiyle falan Prusya Almanya dengesiyle 33 yıl ayakta tutması bir başarıdır. Ee, Ulke Hoca'nın saydığı gerçekten üniversiteler, hastaneler imarethaneler filan çok da eseri de var. İstibdat. İstibdat uygulamıştır evet. Yani, yani. Işte diyorum ya tarih <laughs> böyle aa harika müthiş, kusursuz bir yok böyle bir şey ya tarihte. Ama hiç kimse için yok. Mesela Fatih Sultan Mehmet'i aşırı dindar falan diye tanımlarlar. Tam tersi. Adam bellini çağırtıp resmini yaptıran bir adam. Beş dil biliyor falan. Ee, hem batı kültürüne meraklı hem doğu kültürüne meraklı. Acayip modern bir adam o devir için. Ama bu bilinmez. Ve az kişi bilir yani. Şimdi Abdülhamit için özetle diyebiliriz ki. Bazen de zihinlerde oluşturulan portreler daha çok hoşa gidiyor galiba. Hani bilinmez dediğimiz noktaları için söylüyorum. Tabii ki. Tabii için ki. Söylüyorum. Şimdi sonuç olarak Abdülhamit'i genel tanımlama yaparsak... ...bitik bir devlet evet 33 yıl ayakta tuttuğu doğru ama çok koyu da bir istibdat uyguladı. İstibdat ne demek? Baskı, Baskı. tipi bir rejim. Mesela e, kurduğu istihbarat örgütüyle e, insanlar işte bak bu muhaliftir falan diye birbirlerini ispiyon ederlerdi. Mahkemeler olurdu. Yargılanmalar, sürülmeler falan filan. Bunlar yaşandı. Gerçekten bir baskı rejimi kurduğu doğru siyaseten. Şimdi sorsak, efendim nasıl, niye bunu yaptınız diye o 50 tane şey anlatacaktır. O sırada diyecektir, İstanbul'da İngiliz casusları girit atıyordu. Bilmem Mason cemiyeti şöyle bir şey yapmıştı. Bilmem. Yani bir sürü Konu var işin içinde. Ama bu arada opera dinlediği, klasik müzik dinlediği, klasik batı müziği, yanı sıra Dede Efendi Hacı Arif Bey de dinlediği, piyanoda hep, hep, hep e, piyano çaldı bunlar da başka gerçekler. Dolayısıyla... Kendisi de beste o, yapıyor. Efendim? Kendisi de beste Best yapıyor. De. Evet, evet. Aynen. Doğru. Ee, şimdi dolayısıyla sonuç olarak, ben bir tarihçi olarak, Kusuruyla sevabıyla bitik bir devleti 33 yıl en azından mevcuduyla korumaya çalışmış bir padişah olarak e, ben de e, genel tarihi yargısı ben genel anlamda padişah olarak başarılı bulurum. Bu objektif bakıştır. Siz siyaseten görüşünü benimsersiniz benimsemezsiniz. Siyaset başka bir şey. Ama mesela bir şey daha hatırlatayım. Tahttan indirdiler 1909'da. Ee, hatta bir ara Selanik'te bir çeşit ikamet, ikamete mecbur tutuldu. Tahttan indirilmiş bir padişah olarak. 1912'de Balkan Harbi patlıyor. Selanik'e yaklaşıyor Yunan birlikleri ve Bulgar birlikleri. Mahiyeti diyor ki Selanik'te bir evde duruyorlar. 1912. Padişah değil. Tahttan inmiş bir padişah. Efendim diyorlar, işte bütün ordu ricat ediyor. Ee, paşa da geldi, İstanbul'a gidelim. Selanik güvenli değil, Yunan girmek üzere falan. Siz şaka mı yapıyorsunuz diyor. Yunan girmek üzere hepimizi silahlandırın, bana da silahımı getirin, çarpışalım diyor. İstanbul'a mı kaçacağım diyor. Bu meşhur bir lafıdır. Hı hı. Bu ve bunun gibi. Dolayısıyla fotoğrafı buradan da çekebilirsiniz... Bir sürü insanı baskıcı ve bilmem hapiste, hapise atmış sürmüş gözüyle de bakabilirsiniz. Ama tarihe gerçekleriyle bakacaksınız. Başarısıyla, yanlışlarıyla. Öyle kusursuz insanlar veya çok kötü insanlar, her şey kötü insanlar. Öyle bir şey yok. Hayatta yok zaten. Doğru. Hepimizin iyi tarafları da var, kusurlarımız var. Tamamen da. siyah ya da tamamen İnsan beyaz buyur. diyemeyiz. Dolayısıyla peki, benim tarihçi olarak bakışım budur. Hani acı dört tane kitap yazdım. Bunlardan bir tanesi Osmanlı ikisi Osmanlı tarihiyle ilgili birisi. Üçüncü Selim'in tahttan indirilişini yazdım. Kabakçı Mustafa İsyanlı falan. Ama Abdülhamit'e de zoom yaptım. Babamın da bir ikinci Mahmut kitabı var. Şahin diye yazdı 700 sayfalık kitap, kalın yani bayağı. Oo. Ama 20 sene önce yazdı. O zamanlar sattı. Şimdi maalesef kitap fazla okunmuyor. Şimdi efendim sonuç gelelim siyasete. Birazdan gelelim mi ona? Evet. E, Abdülkadir Bey'le Hasan Basri hocamızı da dinleyelim. Abdülhamit Han'la ilgili Abdülhamit Meral mı söyleyecektim? Özür dilerim. Onu ikinci turda alayım. Onu da Aa, e, ayrıca evet evet. evet.